Engelsiz cami, engelsiz ibadet projesi hayata geçti. Engellilerin kolaylıkla ibadet edebileceği ilk cami İstanbul Tuzla'da hizmete girdi. Camilerimizi inşa ederken 8 milyon engelli vatandaşımızı düşünmemişiz. Diyanet İşleri Başkanlığı camilerdeki engelleri kaldırmak için kolları sıvadı. Engelsiz cami, engelsiz ibadet projesinin startı İstanbul Tuzla'da verildi. Çiçekçiler Camii baştan aşağı yenilendi, engelli vatandaşlara uygun hale getirildi. Cami yenilendi, engeller için özel hale getirildi. Çok iyi oldu. Nasıl? Çok yani daha iyi oldu böylesi. Ya benden daha engelli olanlar var. Onlar için daha rahat oldu. Engelliler için camiye izli yol ve asansör konuldu. Abdesthane ve lavabolar engelli vatandaşların kullanabileceği şekilde yeniden dizayn edildi. Çok iyi bir şey ya, tarif edildiği gibi değil yani. Ben kendi şahsıma abdestimi rahat alabilirim. Yürüyeyim 100 metre 2 metre yürüyebilirim. Arabadan inip kaldığım zaman halledebilirim kendisine göre ama benden daha çok kötü durumları var. Asansör bizim için çok iyi oldu. Bayağı güçlük çekiyorduk merdivenden çıkmak için. Yardımsız çıkamıyordum. İlk engelsiz camiye Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in de katıldığı törenle hizmete girdi.